İsmim Erol Akbulut. Yaklaşık 11 yıldır Evrosan Makine olarak imalata, orada organize sanayide devam ediyoruz. Daha çok kuruyemiş sektöründe imalat yapan bir firmayız. Ana makinamız kuruyemiş kavurma makinası. Yani bu şekilde şu anda 4 kıta, yaklaşık 23 ülkeye ihracatımız devam ediyor. Peki firmanın işlevinden bahseder misiniz? Hedef müşteri kitleniz, çalışma sahanız? Esas müşteri kitlemiz bizim kuruyemişçiler. Kuruyemişçilerin de kullandığı ana makina kuruyemiş kavurma makinası. Yani temel amacımız bu makinelerin imalatını yapıp bütün dünya ülkelerine satışını gerçekleştirmek. Firma bünyesinde kaç kişiye istihdam sağlıyorsunuz? 24 kişi şu anda çalışan arkadaş sayımız. 4 tane mühendis arkadaşımız var. 20 tane teknik personelimiz var. Ürettiğiniz ürünlerden biraz bahseder misiniz? Daha önce de belirttiğim gibi ana ürün kuruyemiş kavurma makinesi, ama bunun yanında işte fındıkla ilgili bir örnek vermek istersek bir entegre tesiste hangi makineler gerekiyorsa %95'ini kendimiz imal Sadece fındık edebiliyoruz. sektörü mü? Yok, bütün kuruyemiş dahil buna, işte İşte fıstık, sadece kuruyemiş sektörü. evet, sadece kuruyemiş sektörü. 2019'un sonlarındayız artık. Bu yıl firmanız açısından nasıl geçti? Bu yıl 2018'e göre biraz daha beklentinin altında geçti diyebiliriz. Bir genel olarak dünyada olan işte global kriz diyelim ya da ismi her neyse, bunun etkilerini 2019'da biz de gördük. Son ciromuzu vermenizde bir problem var mı? Yaklaşık 10 milyon TL diyebiliriz. Peki geçen sene ne kadardı? 2018. Geçen sene de aşağı yukarı aynı civarlardaydı. Bu sene daha fazla olmasını umuyorduk biz, öyle diyelim. Ekonomik olarak zor bir yıl geçirdik. İşte üst üste yapılan zamlar karşısında Evrosan olarak aldığınız önlemlerden bahseder misiniz? Şimdi gelen zamları biz makinalarımıza yansıtamadık. Biraz daha kar marjından bunu telafi etmeye çalıştık diyebiliriz. Firmanızın ihracat potansiyeli hakkında bilgi verir misiniz? Yani hangi ülkelere ihracat yapıyorsunuz? 4 kıta, 23 ülke civarında. Yani işte en yakınlar Rusya, Bulgaristan, hani bunları yakın çevrelerde İsrail gibi ülkelerin haricinde, işte çok uzak olan Meksika, Şili gibi ülkelerde var. En güçlü pazarınız hangisi? En güçlü pazarımız, o şekilde bir şey ayrım Hepsinde yapmadık güçlü ama izliyorsunuz. yani bir müşterimiz bizden bir makine almışsa devamı geliyor, yani bu her ülke için geçerli. En çok talep edilen ürününüz? Kavurma fırınları en çok talep edilen ürünlerimiz. İhracat konusunda yaşadığımız problemler var mı? Şu anda en büyük sorun İran'la, biliyorsunuz. Hani bu ambargo mevzusu yüzünden. Yani onun haricinde genel olarak standart prosedüre biz de alıştık. Pazar payınızı arttırmak için ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Pazar payı ile ilgili şu anda fuarlara katılıyoruz. Yani en detaylı yaptığımız olay o. Hedefte bir pazar var mı? Yani hedeflediğiniz bir pazarınız. Hedef olarak şu anda işte Hindistan gibi ülkeler hedefimizde. Daha çok o bölgelerde olmadığımız için o bölgelere girmek istiyoruz. Yani onun için çalışmalarımız devam ediyor. Biraz da 2020 hedeflerinizden bahseder misiniz? Yani yeni yatırım planınız var mı? Şimdi bir makine parkurumuzda eksiklerimiz var. Daha çok otomasyon gibi çalışmayı düşünüyoruz. Öyle bir hedefimiz var. Ama bunu tabii 2020 yılı içinde netleştireceğiz. Yani 2020'ye yetişmez. Muhtemelen yetişmeyecek yani. Peki bunun için ayırdığınız bir bütçe var mı? Evet, bir miktar bütçe ayırdık bununla ilgili. Öğrenebilir miyiz? Yani yaklaşık 500 bin gibi düşünebilirsiniz. Peki. Türkiye makine üreticiliği bakımından sizce ne durumda? Vallahi şimdi dünyada bir algı var. Avrupa, hani makine sektörü konusunda daha kalite, uzmanlık alanı bakımından önde gözüküyor. İşte bunun karşısında bir Çin grubu dediğimiz grup var. Türkiye bunların ortasında bir yerde kalıyor. Türkiye'de bugün Avrupa kalitesinde makineler yapılabiliyor, imal edilebiliyor. Buradaki en büyük sıkıntı
rakiplerin işte Çin ve Avrupa'nın arasında kalmış bir Türkiye'de fiyat konusunda ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Çünkü işçilik ve maliyetler Türkiye'de Çin'e göre pahalı. Avrupa'nın makinalarına göre fiyatlarımız çok uygun fiyatlar. Evrosan makine olarak sektörün geleceği hakkında neler söylemek istersiniz? Daha iyi olacak diye umut ediyoruz. İnşallah yanılmayız. 2020 yılı ile ilgili işte değişik senaryolar var. Kimisi daha sağlıklı bir ekonomiye geçileceğini söylerken kimisi kriz yılı olacağını söylüyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu sektörel olarak farklılıklar gösteriyor diye düşünüyorum. İşte inşaat sektöründe belki daha iyi yıl olabilir. İşte makina sektörü belki stabil geçebilir. Çünkü öngörüler son yıllarda dikkat ettiyseniz çok fazla isabetli olmuyor. Biz de bu konuda temkinli davranıyoruz. Dolayısıyla yani aynı şekilde stabil geçeceğini düşünüyorum ben. Yeni organize ile ilgili en son aldığımız bilgilerde kamulaştırma durdurulmuş diyebiliyoruz. Tabii ki burası netleşince daha biz de ne yapacağımıza net bir karar veririz. Yer olarak şu anda zaten bizim yerimiz hani kapasitemizin altında bir yer. Yani daha büyük bir yer için yatırım yapabiliriz. Eğer organize dediğim gibi gündeme gelip faaliyete geçersem, ama bunu ben yakın bir zamanda olacağını düşünmüyorum.